Çiçek, tuz verir misin? Dur, dur, dur. Ne yapıyorsun? Annem tuz kullanıyor mu Çiçek? Doğru. Bizim yüzümüzden. Senin yüzünden değil. Yani sizle bir ilgisi yok demek istiyorum. Yoruldum biraz ondan herhalde. Tamam işte ben de onu söylüyorum. Çok yorduk seni. Sen dinlen. Hadi ben toplarım sofrayı. Git diyorsun yani. Ben seni düşündüğüm için söyledim Çiçek. Beni düşünme Reşat. Ben iyiyim, merak etme. Çay içeriz değil mi? Onu ben halledeyim bari. Olmaz. Misafirsiniz siz. Otur lütfen, ben hallediyorum. Çiçek. Tuz verecekti de güzel. Niye engel oldun? Tuz var anne. Onun içinde var tuz. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım ben. Ben ne yapacağım? Sen bana yardım et ya Rabbim. Yorulur tabii. Hiç izin vermiyor ki bizimki de bir işler yapsın. Hatun, bu işin tadı kaçtı. Biz yavaş yavaş ızdırağım. Hiçbir yere bırakmam. Tedavim bitene kadar buradasınız. Reşat. Bırak sen git, ben hallederim. Olur mu canım? Sen git, Samet'le ilgilen. Hadi bırak tam. Olmaz böyle. Otur otur, nereye kadar? Bir işe yaramam lazım benim de. Ya çocuk gibi çekiştirme şunu, bırak. Ya bir insan hiç mi değişmez? Aynı keçi, aynı inat. Diyene bak. Reşat. Niye izin veriyorsun ona? Kaç kere demedim mi ben sana o misafir diye? Dedim ben ama kendi ısrar etti Çiçek. O zaman bir kere de ben söyleyeyim onu. Burası benim mutfağım. Bizde misafire iş yaptırılmaz. Öyle gördük biz. Zaten kalmış şurada birkaç gün. Lütfen rahat ol ve seni güzelce ağırlamamıza izin ver. Gerisini Reşat'la ben hallederiz. Değil mi Reşat? Hallederiz tabii canım. Peki. Anladım. Ben bir Samet'e bakayım. Niye öyle dedin Çiçek? Şurada kalmış birkaç gün falan. Çok yanlış anlaşılabilecek laflar bunlar. Yok. Yanlış anlamaz o beni.
benim ne kadar iyi niyetli, ne kadar saf olduğumu bilir o. Sen bunları bitir. Ben annemi yatıracağım. Nermin denilen kadını nereden tanıyorsun? Reşat'tan. Onun ta liseden ilk aşkı. Hep söylerdi, anne ben bu kızı çok seviyorum. Onunla evleneceğim derdi. Ama kısmet değilmiş, olmadı işte. Unutmamış görüyorsun değil mi? Nasıl bakıyor kıza? Annem. O kolye hakikaten senin mi? Hangi kolye? Nurhayat'ın boynundaki. Nurhayat kim? Yok, Nermin'in boynundaki. Nermin kim? Anne. Reşat'ın o ilk göz ağrısı hani. O bu evde mi? Ah canım. Sen iyice kafayı yemişsin. Benim ilaçlardan sana mı versek acaba? He? Bak ne diyeceğim. O zehrin var ya, o zehrin. Reşat'ın peşindeydi. İçine düşüyordu vallahi. Sabahlar gitti mi? Sabah erken çıktı onlar. Çok merak ettiysen ara konuş Nurhayat'la. Bir şey olursa onlar ararlar zaten. Anneme bakacağım. Babam bana kızın içecek. Rica etsem Safiye Hanım'a iletir misiniz? Ben vazgeçtim. Çok acele ettim. Ben hazır değilim. Çok iyi yaptın ama. Yoksa kulak kıyacaktın. Kulak mı? Anlamadım. Sevdiğin kişi gözünün önünde dururken... sevmediğin biriyle evlenip... onun da hayatını karartacaktın çünkü. O da her şeyden habersiz... bir gün beni sever mi diye bekleyecekti saf saf. Her gün Allah'a dua edecekti. Şimdi bu kulak kıyamak değildir de nedir Ömer? Siz iyi misiniz Çiçek Hanım? Değilim. Canım sıkkın biraz. Ama geçer. Neler geçmiyor ki? Nereye koydun? Ay kız, nereye koydun? Yanına... yanına aldın tabii. Anasının gözü. Samet'e bir şey olacak diye çok korkuyorum. Onsuz ne yaparım ben? Hiç değişmemiş. Belki 40 yıl oldu. Aynı masumiyet. Hiç kirlenmemiş Reşat. Temiz kalmış hep. Benim sevdiğim o Reşat.
sevdiğim demiş. Ne bakıyorsun? Çıksana. O günkü gibi attı kalbim. Durduramadım. Dursun öleyim istedim ama olmadı. Ben Reşat'ı unutamamışım meğer. Altaydı. Melek ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım Melek? Ne yapacağım? Keşke bilmeseydim. Keşke öğrenmeseydim. Ben aklı kalbi hep rahmetli de sanıyordum. Ama bu kadın neymiş? Bu kadın kanlı canlı benim karşımda duruyor. Benim evimde her gün benim soframa oturuyor bu kadın. Çiçek neredesin? Melek ne yapacağız? Melek ne yapacağız? Melek Allah'ım yardım et bana. Çiçek. Çiçek. Çiçeğe baktım da odada mı? Bir şey diktim, onu deniyordu. Sonunda ona da bir şey diktin mi? Çok sevindim. İyi, iyi. Ellerine sağlık. İyi o zaman, ben rahat bırakayım sizi. Bir şey anlamadı değil mi? Bir şey demedin değil mi? Defol git bu evden desem diyemem ki. Samet çok azdı. Nasıl kıyarım? Günah. Ama o adama da günah. Onu sevmiyor besbelli. Hala Reşat'a aşık. Adamın hiçbir şeyden haberi yok. Tıpkı benim gibi. Melek ben anlamıyorum. Reşat böyle bir şey yapacak biri değildi. Ben anlamıyorum nasıl oldu. Gerçekten anlamıyorum nasıl kandırdı bizi. Afiyet olsun. Nur Hayat. Ver onu ben götüreyim. Yok canım ben hallederim. Bana nazlanmaz hem zorla yediririm ben. Senin de sabahtan beri boğazından lokma geçmedi zaten. Otur rahatça yemeğini. Ben zaten öyle iştahlı bir insan değilim. Biliyorum. Geldiğinizden beri çiçeğin o güzelim yemeklerinden yemediğinizden belli. Ya gerçekten zahmet etme. Estağfurullah. Çiçek. Çiçek ne oldu yüzün sarardı kızım ha? Yok bir şey annem merak etme sen.
Müsaadenizle. Gelin mi? Bir şey mi söyledin sen? Ha? Dur. Ben bakarım. Çiçek Hanım. Çiçek. 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 İyi misin? Ne oldu? Hani sen ne olduğunu gayet iyi biliyorsun. Ne oldu? Söyleyecek bir şeyin yok mu? Tabii. Ne diyeceksin ki? Ben Reşat'ı çok seviyorum mu diyeceksin? Biz eskiden birbirimize çok aşıktık. Meğer birbirimizi unutamamışız mı diyeceksin? Öyle bir şey değil Çiçek. Sakın nefesini tüketme. Ben her şeyi biliyorum. Ben o defteri okudum. Ben senin mektuplarını gördüm. Sen eşyalarımı mı karıştırdın? Sen hala bana bunun hesabını mı soruyorsun? Hiç mi gurur yok sende? Çiçek, bak geçmişte kalan bir şey... Geçmişte kalan. Geçmişte kalan öyle mi? Madem geçmişte kaldı, niye getirdin o mektupları buraya gelirken? Niye getirdin? Niye getirdin? Çiçek bak. Sen bana bak. Sen bana iyi bak, tamam mı? Eğer bu durumda olmasaydın, ben seni çoktan kapı dışarı etmiştim. Ama işte... İşte bende sende olmayan bir şey var. Ne biliyor musun? Allah korkusu. Çiçek nerede? Çıktı. Sinirlendi, çıktı. Nurhayat da peşinden gitti. Melek, anneme göz kulak olsun. Ah Reşat, ah ne işler açtın başına. Hadi bakalım şimdi ayıkla pirincin taşını. Samet eğer Reşat'a gidelim diye tutturmasa... Bunları geçtik. Geçtik Nurhayat, buraları çoktan geçtik. Çiçek, haksızlık ediyorsun. Haksızlık mı ediyorum? Haksızlık mı ediyorum? Haksızlığı ben mi ediyorum? Çiçek. Asıl siz bana haksızlık ettiniz. Benim bütün iyi niyetimi kullandınız siz. Beni aptal yerine koydunuz. Çiçek. Hay Allah, niye gelmedi ki hala bunlar? Ne oldu acaba? Koş, koş. Bak kızım ne oldu? Koş, koş. No.